Bu ne şimdi ya? Evindeki ilk akşam yemeğini yalnız yemeni istemedim. Işıkların yandıktan 15 dakika sonra orada olacağım Kerem. Ne gerek vardı şimdi? Daha 15 dakika bile olmadı. İyi akşamlar Nur Hanım. İzninizle. Nasıl yani? Allah'a şükür evimizdeyiz. Çok geçmiş olsun efendim. Allah beterinden korusun. Amin, amin. Hediyelerim. Bak bak, birileri iyileşmiş. Hediyeleriniz odanızda Mert Bey. Amcam traktör alacaktı. Amcanın biraz işleri var. Merak etme, alır sana. Nazan nerede? Aa, çok lazım ya Nazan anne. Hadi, hadi bizim uykumuz geldi, yatıyoruz. Yiğit. O Elmas da hastanedeymiş. Senin haberin var mı bundan? Teze, şimdi bunun konuşmanın yeri zamanı değil. Hadi yatalım. Benim başım çok ağrıyor. Bana bir ağrı kesici getir. Ha, aklıma gelmişken bir daha ecza dolabı dışında hiçbir yerde ilaç görmeyeceğim, tamam mı? Eğer ihtiyacı varsa alırsın bir tane, verirsin İclal Hanım'a. Yutar, gerisini kaldırırsın, tamam mı? Ortalıkta ilaç görmeyeceğim. Peki efendim. Hadi bizi iyi geceler. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Evdekilerden öğrendim olanları. İyi misin Mert? İyiyiz, biz iyiyiz de. Bu senin kolundan oldu. Biz kapatıp ol İstanbul işte kuzen. Elinin biri gece ajansı bastı. Ruh hastası. Sen gel elinde silahla. Güya ajansı soyacak. Gerçekten ruh hastasıymış. Ajansta para mı olur? Bana normal hiç atmaz ki zaten. Ama geldim aklıma. Geldim, merak etme. Neyse, çok geçmiş olsun sana. Hadi bizim uykumuz geldi, yatıyoruz. İyi geceler. Allah bakayım ne derim bilmiyordum. Kalbimi kırıyorsunuz ama. İnsan bir hoş geldin demez mi? Bana bak, ben seni... Sen karar verdin yani ha? Beni katil edeceksin, öyle mi? Bu gece annenin biraz başı ağrıyor. Seni ben uyutacağım, tamam mı? Uyutunca ne olacak? Gidecek misin? Olur mu öyle şey? Oğlum bana kal demiş. Ben gider miyim hiç? Sen uyuduktan sonra eşyalarımı almak için gideceğim ama geri geleceğim, merak etme. Sen iyileşene kadar seni ben uyutacağım. O zaman ben hiç iyileşmeyeyim. Ya
Ya nasıl söz oğlum? Yani senin babanı görmen için hasta olmaya mı ihtiyacın var? Ben her gece gelirim. Her gece uyuturum seni. Hatta sabah kahvaltısına da gelirim. Ben oğlumu asla yalnız bırakmam. Ben sana ülkeyi terk et diyorum. Sen utanmadan, sıkılmadan benim evime geliyorsun. Eğer canına susamadıysan pılını pırtını toplar, defolup gidersin buradan. Ağır ol biraz Aytun. O işler öyle kolay değil. Bana bak Fırat, sen bana gideceğim demedin mi? Ne bu şimdi? Ben sana gidiyorum demedim Yücel. Beni delirtme. Benim sorunum seninle değil. Annenle. Duydun mu Yücel? Sen karışmayacakmışsın. Bana bak Fırat, bu iş artık sıkıcı olmaya başladı. Sen bana sordun gitmemi istiyor musun dedin, ben de sana git dedim. Daha niye geliyorsun buraya? Eşyaysa bizi yollardık. Akıl edemiyor musun? Düşünemiyor musun sen bunu? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Söyledim değil mi ben sana? Hı? Söyledim ben sana. Sen ne yapmaya çalışıyorsun be? Ha? Şu ana kadar sen ne istediysen, ne dediysen ikili etmeden yaptım. Ama bu kez değil işler. Bu kez ben ne istersem olacak. Ben çiftlikte kalmak istiyorum. Ve kalacağım. Seni utanmaz. Seni ar... Birkaç saate döneceğim. Şu misafir odasını bana hazırla, tamam mı? Ben çıkıyorum. Mert uyudu. Ama geri geleceğim. Bir sorun mu var? Aytun Hanım beni Fransa'ya geri gönderiyor. Aytül Hanım'ın bir bildiği vardır. Vallahi bir bildiği varsa anlatsın. Niye beni geri göndermek istiyor ben pek anlamadım. Benimki bir tavsiye yani. Dost tavsiyesi değil mi Aytül Hanım? Hayatta kalmam için. Korkma Fırat. Teyzem kızar ama adam öldürmez. Ya bu saldırıya uğradı ya. Onu konuşuyorduk biz aslında. Ha şu psikopat hırsız meselesi. Evet bunun da ödü kopmuş. Başladı böyle edebiyat parçalığı yok buralarda yaşanmaz buralardan gidilir. Annem de kalk git o zaman Fransa'ya dön dedi. Yani teyzemin tavsiyesini bir dinle derim ben. Ben şimdilik yerimden memnunum. Hem Fransa'da böyle temiz havalı, böyle ferah bir çiftliğim yok. Rica ederiz. Başımızın üstünde yerim var Fırat. Kalmak istiyorsun demek ki. Neyse hadi ben çıkıyorum. Mert'in ilaç saatine yetişmiş olurum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun be, he? Ben sana bu adama güvenemezsin dedim değil mi? Al, al. Sen sus iki dakika. Sen ne yaptığını zannediyorsun be? Ha? Komik miydi demin? Eğlendin mi? Oyun mu oynuyorsun sen benimle? Ben bu gece seninle değil ama... annenle zevkle oynadım. Şerefsiz. Ağzından çıkanlara dikkat et Aytun Hanım. Senin karşında şamar olanı yok. O gece polisleri aramamam için beni tehdit ederken... Yiğit'in gerçekleri öğrenmesiyle ilgili çok rahattın. Ama bak, biraz önce seni test ettim. Nerede o soğukkanlılık Aytun Hanım? Hı? Nerede o ben her şeyi anlatırım havaların? Dizlerin titredi bak dizlerin. Seni terbiyesiz. Seni pislik! Anne ne olursun anneciğim, ne olursun. Şimdi... kızının yanında sana söylüyorum. Ben çiftliğe geri döndüm. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Eğer başıma dert olmaya kalkarsan... o klinikteki doktor yazışmalarına, doktor raporlarına, doğacak torunun babası olduğumu ispatlayacak her şeyin Yiğit'in eline geçmesini sağlarım. Seni öldürürüm. Öldürsen de yaparım. Daha açık konuşayım.